ilişki basın toplantısında hani ana avrat küfrederek falan bir basın toplantısı yapıldığını da CHP sayesinde meclis tarihinde böyle bir şey var mıdır bilmiyorum ama görmüş, öğrenmiş, utanarak izlemiş olduk. Küfretmek için basın toplantısı yapmış adam. Galiz bir küfür. Sadece küfretmek için yalnız. Ha şu, küfrettiği kişiler DAEŞ denilen bir terör örgütü, ayrı bir dava. Yani hani bunu hak ediyor, hak etmiyor meselesi başka bir mevzu. Ki elbette daha ağır ifadeleri hak ediyor falan ama sen nihayetinde o Öztürk Yılmaz'dan bahsediyoruz, bu ara izlemeyenler için söyleyelim. CHP Genel Başkan Yardımcısı dün mecliste bir basın toplantısı düzenledi değerli izleyiciler. Basın toplantısında kendisiyle ilgili özellikle Musul'da başkonsolosu olduğu dönemde yapmış oldukları kahramanlıkları anlatan bir basın toplantısıydı. Terör örgütü DAEŞ'ten bahsederken yine bir terör örgütü PKK'ya kullanmadığı ifadeleri kullandı. Çünkü bunların da böyle bir terör örgütleri arasında böyle bir ayrımcılığı da söz konusu. Yapmayın yani, terör örgütleri arasında ayrımcılık yapmaya gerek yok. Topu katildir, katil sürüsüdür. Buna PKK da dahildir, DAEŞ de dahildir, El-Kaide'si de dahildir. Ne kadarı varsa bunların hepsi dahildir. Onun için yani DAEŞ'e bunu söylerken PKK'yı kolunuzun kanadınızın altına almayın sevgili CHP'liler diyelim. Bu basın toplantısında galiz küfürler etti Öztürk Yılmaz. Bu hatırlatmadan sonra tekrar Hikmet'e döneyim. Hakikaten herhalde meclis tarihinde böyle bir şey olmamıştır. Yoktur, bilmiyorum. Yoktur. Ben şimdiye kadar, bu yaşa kadar duymadım. Bilmiyorum, 1940-50 yıllarda, 60'lı yıllarda ben duymadım dedi ya kendimi kötü. Ben en son 2000'li yıllarda duymamıştım. Yani öyle bir yerden başladım 30 falan filan diye gören de Sultan Pamuk'tan kalmış bir adam diyecek. Soyadım genç yahu. Peki yok, duyulmamıştır hakikaten. Bunu Trump dahi söylemez. Bak bunu Trump dahi bunu kullanmamıştır. Şatlı bir başlıyor ama o üçüncü kelimeyi söylemeden atlıyor. Evet. Ya şöyle söyleyeyim tabii, bunu tabii şimdi bu mevzu mudur? Bu mevzudur. Yani bu televizyon konusudur, günün manşeti konusudur, gazete manşetleri konusudur. Çünkü hani yani çok özür dilerim gene, şu bunu söylediğin de bir şey kalmıyor. Şerefsiz, ahlaksız, bilmem ne. Şu bu anladık da yani bu işi anavrada kadar götürecek olan bir küfürle gitmek çok yanlış bir şey. Çünkü basın toplantısı yapıyorsun. Hani bir yerde bir miting olur. Mitingde mesela bir ortam oluşur. O ortamda, o gerginlikte ne diyordu? Engin Altay, Özgür Özel, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sert kurultay konuşmanındaki, biliyorsun değil mi? İşte Aydın'da yumruk, İzmir'de tekme, Antalya'da arbede 6 gün üst üste, 5-6 gün üst üste Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı, CHP kurultayı yapılıyor ve her kurultayda kavga çıkıyor. Dediler ki ya bu niye bu kavga çıkıyor Cumhuriyet Halk Partisi? Yani her kurultayda ama. Milli sporu gibi. Kurultaya geldin mi baletle geleceksin. Durum bu. Şöyle söyledi. Bu dedi ortam gerginliği. Yani ortam gerginliğinden mütevellit, tamam mı? Böyle şey oluşur dedi. Ama yoksa da biz de suhuletle dediği yerde de en son hatırlıyor musun? Burada göstermiştik. Tam konuşma yapıyor karşı taraftaki. Eski başkanın oğlu geliyor. Tak ensesine yapışıyor. Adamı kürsüden indiriyor ve bunu da suhuletle yapıyor herhalde. Şimdi bu milletvekili de söylediği şey bunları aştı. Suhuletle küfür olmaz yani bu iş. Yani bu kurultay kavgası falan filan gördük, uçan tekmeleri. Ha şey de vardı biliyorsun, anayasa bu 16 Nisan görüşmelerinde mecliste genel kurul toplantılarında hatırlıyorsun. İşte kendini kürsüye kelepçelemeler hatırlıyorsun. Ondan sonra işte bacak ısırmalar. Aa, bir de öyle bir şeyler tabii, vardı. Tabii rapor aldı. Dişiz oldu, ortaya çıktı. Millet inanmadı. Kaval kemiğine diş girer mi diye. Aradık, DNA testi istiyorum dedi. Bizim canlı yayında değil mi? Müthiş olaydı o. Yani. Ya Cumhuriyet Halk Partisi en yani bunu da gördük. Yani bacak ısıran tipini de gördük. Fakat yok bacak ısıran tipi. Ama öyle abi, çünkü doktora gittiğinde dişiz oldu, ortaya dedik DNA testi istiyorum. Ama kimse şey vermedi. DNA tükürük örneği vermediler. Ondan sonra şimdi geçmiş olsun. Yani şimdi olacak iş değil ama bu olay hakikaten bu Türkiye Cumhuriyeti siyaset tarihine geçmiş bir hadise olarak kalacaktır. Bu biraz şey yani, ya bak sert söyleme falan, ben hayatım boyunca bak bunu açıkça ifade ediyorum. İnsanlar sert konuşabilir. Yani topa sert girersiniz siyasetin belli ortamında. Ama şiddet ve aynı zamanda bu kertedeki bir küfür, yani basında yani hiçbir yerde olmaz da, bir de basın toplantısı yapıp da bunu söylemiş olmak. Ya ama bir bak, aslında bir de şu var. Tamam, bunu acayip kınıyoruz. Bunu köşeye bırakalım. Fakat demin bir şey söylerken, biz bunu tekrarlarken
hep CHP'den beklediğimiz şeyler bunlar. Hep soruyoruz ya bazen, ya bunu bu konu ne diyorsun ya? En azından bir cümle kur diyorsun ya, bir şey söyledin. Terör örgütleri arasında ayrım yapılmaz dedin. O son cümlendi. Örgütler arasında terör örgütü, terör örgütü. Yani bunun sağcısı, solcusu, İslamcısı, Marksist olmaz. Yani bir adam silah çekip de, o kendi ifadeleri var ya, silahlı propaganda bilmem ne falan şeyi. Hikaye. Terör terördür ya. Adam ya da böyle zorla. Biz hiç ayırıyor muyuz? DHKPC de terör örgütü. MLKP de. DAEŞ'le. Evet. PYD'de. PKK'da. Bu kadar makul. Hepsi, bu kadar makul ve doğru da bir ifade bu. Hatırlatmış oldun. Ama bak çok ilginç. Cumhuriyet Halk Partililer PKK ve PYD'ye mesela DAEŞ'ten bir başlıyor küfretmeyi. Sanırsın ki DAEŞ var bir tek. Başka bir şey yok etrafta. İkinci cümleye gelip de PKK'nın teröründen, PKK'nın çukurundan, PYD'nin teröründen asla bahsetmiyorlar. Çok ilginç bir korumacılık var orada. Yani içinden mi gelmiyor? Ben söylüyorum bak. Arkadaşlar mesela Kılıçdaroğlu 1000 defa söyledik. Ya arkadaş binlerce tır silah geliyor. Bir ağzını aç yahu. Bu silah ey Amerika de mesela. Ya sen de muhalefetsin ya. Bari bir de ya Amerika'da muhalefet etsen çok iyi olacak. Hafiften solcu gibi yönüyorsun ya. Ya Almanya'ya muhalefet etmiyorlar abi.